Ailesiyle son bayramını yaşadı jandarma uzman çavuş Yunus Emre Ateş. Kurban Bayramı'nda kurbanını kesip eşiyle, çocuğuyla, annesiyle vedalaşıp operasyona döndü. Bingöl'ün Karlova ilçesi kırsalında Yunus Emre Ateş, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Jandarma uzman çavuş Yunus Emre Ateş'in şehadet haberi, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Nurdağ Kaymakamı Lokman Düzgün, askeri yetkililer tarafından ilçenin Yeniceli mahallesindeki ailesine verildi. Haberi alan şehidin babası Musa ve annesi Güler Ateş Yasabı oldu. Bir hafta önce bayramın birinci günü. Buraya mı geldiydi? Evet. Babam vefat ettiydi onun için. Vefat? 4 yıldır. Siz de köy koruyucusunuz zannedersem. Aileye sağlık görevlilerince müdahale edilirken şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Abi çok üzücü bir durum. Vatanımız sağ olsun. Gerekirse ben de şehit olurum. Sırada ben de varım. Sen de uzman çavuşlu kadın. Evet, uzman çavuş adayım. Allah nasip ederse inşallah ağacın izinden gitmeyi istiyorum. Vatanımız sağ olsun. Şehidin cenazesi Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından helikopterle İslahiye'ye getirildi. Şehit Ateş ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Zekeriya çık oradan çık. Çekilin.